Herkese tekrardan merhaba. Yine Vahşi Anadolu kanalındayız arkadaşlar. Şimdi aklınızda çok biriken soru işaretleri olduğu için yeni bir video çekme kararı aldık. Tabii her şeyden önce bilmeyenler için söyleyelim. Bir görmüş olduğumuz kurda yaklaşabilen köpeğe ödüllendireceğimizi söylemiştik. Hala sözümüzün arkasındayız arkadaşlar. Şimdi Barış Çiçek ve onun gibi yüzlerce arkadaş meydan okumamızı kabul etti. Mütevazi bir mesaj yayınladılar sağ olsunlar. Biz de mütevazi bir videomuzu yakında ortak videolarımızı inşallah çekip sizlerle paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar sorulara gelelim. Kurt Türkiye'ye gelecek mi? Gelirse bir köpekle boğuşturulacak mı? Ve bu video gerçek mi? Sahte mi? İnsanları mı kandırıyoruz? Bunları cevaplandıralım. Arkadaşlar kurdun Türkiye'ye gelmesi zor ama imkansız değil. Elimizden gelen çalışmaların en iyisini yapıyoruz. Yani SCR belgemizi tamamlamaya çalışıyoruz. Ha olur da kurt Türkiye'ye gelemezse sizler Rusya'ya gelirsiniz. Masraflarınız bizden karşılarız. Yani herhangi bir sıkıntı olmaz. Zaten burada birkaç video çektik. Onları da yayınlayacağız. Ve kurt Türkiye'ye gelirse köpekle boğuşturulacak mı? Arkadaşlar biz asla köpek boğuşturmayız. Hayvanlar kavga ettirmeyiz. Ettirenlere zaten bir tepki olarak bu videoyu çektik. O kavga ettirdiğiniz köpekler, kurdu vurup da köpeğin önüne atıyorsunuz ya, hani övünüyorsunuz, benim köpeğim kurdu öldürdü şöyle böyle. Biz de diyoruz ki eğer köpeğinize güveniyorsanız, yanınızda siz yokken 1 kilometrelik açık bir alanda köpeğinizi koyuyorum, kurdumuza yaklaşabilecek mi, o kadar tabanı var mı yok mu, bunu bir görelim arkadaşlar. Hani diğer köpekleri kötülediğimiz için değil, biz kararımızdan kendimizden %100 net eminiz. Yani bu kurda herhangi bir köpek bu zamana kadar yaklaşamadı. Çünkü birkaç gün sonra bir video paylaşacağım. Alabay ve Kafkas çoban köpeğe yaklaşmış mı? Yorumda bazı arkadaşlar da demiş benim pitbullum içinden geçer falan. Arkadaş videoyu ben atacağım. Görürsünüz pitbull Rottweiler yanında sahibi yokken bu kurdu görünce nasıl kuyruğu kısmış da eve kaçmış. Koşa koşa orayı terk etmiş. Göreceksiniz. Alabay ve Kafkas çoban köpeği de uzaktan havlamayla yetindi. Yine kuyruğu kastı. Gitti. Ha şimdi diyeceğiniz kangal o köpekler gibi değil, daha cesaretli, daha yürekli. Eyvallah, bunların diyeceği bir şey yok ama sahibi yanında yokken hiçbir köpek yabani bir hayvana saldırmaz arkadaşlar. Havlamakla yetinir. Onu söyleyeyim size. 1 kilometre açık alanda bırakacağız. Ha ben 1 metre yakınına diyorum da emin olun 100-200 metre bile yakınına menziline giremeyecek. Videoda kendiniz şahit olacaksınız. Zaten birkaç gün sonra bir video paylaşacağım. Rusya'da kangal besleyen, Anadolu çoban köpeği besleyen birkaç arkadaş da bize ulaştı sağ olsun. Video gerçek mi değil mi arkadaşlar, onu da size söyleyeyim. Video şu şekilde arkadaşlar. Birkaç gün sonra gerçek videomuzu, yani kendi çektiğimizi paylaşacağız sizlere. Bu video, bundan önceki videoda siz Rusça bilmediğiniz için dublajdı. Kurdun sahibi bu arkadaş. Zaten kendisine de sorabilirsiniz. Buraya en başa yorum atıyor. Ben sabitliyorum kurdun gerçek sahibi olduğunu. Videonun dublaj olduğunu sizlere. Bu da kendisi de belirtiyor. Ancak biz kurda kefiliz. Yakın zamanda birkaç gün içerisinde Rusya'daki orijinal videomuzu çekip sizlerle yayınlayacağız. İnşallah Türkiye'de de çekimlerimiz devam edecek. Yaklaşabilen köpeğe ödüllendireceğiz arkadaşlar. Ama hiç kimse kusura bakmasın. Biz kendimizden net ve eminiz. Bu kurt Türkiye'deki kurtlar gibi de Kanada kurdu. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.